Garip Galaktik. Star Trek Serbesti bölümü. Teknoloji. Merhabalar efendim. Merhabalar, selamlar, sevgiler. Selamlar. Merhabalar. Ben konuk oyuncu olarak. Evet, bugün. Evet, Tuna yanımızda. Konuk. Kitlelerin sevgilisi. Tuna is in the house. Evet, çok da ama şey yıpratmayalım diye böyle arada nadir getiriyoruz. Yani, yoksa yıpranıyor. Geldim de çok, tam geliyor. Meşgul bir adam. Sonra yıpranma payı ödemek zorunda kalıyorsunuz bana. Aynen öyle. O yüzden arada sırada getiriyoruz. Evet, bu hafta gene böyle konusuz kaldığımız bir haftadayız ama güzel bir şey yakaladığımızı düşünüyorum umarım. Bir hafta üzerine düşünüyoruz. Çok üzerine düşündüğümüz bir konu oldu. Bir hafta düşündük. Bir hafta artı 5 dakika diyebiliriz. Evet, Star Trek'teki teknolojiler üzerine neden geyik yapmıyoruz dedik. Bizce çok güzel bir konu. Bence evet. Sizce de çok güzeldir. Değil mi? Evet. Evet, neyle başlayalım? Ne diyorsunuz? Evet, abi işte, Holodeck'ten direkt girelim lütfen. Çünkü ben, en çok benim ilgimi çeken şey. Konu şuradan başlamıştı. Hemen ufak bir şey diyeyim. Bu Star Trek evreninde hologram diyorlar ama hologram dedikleri işte bir şey olsun. Doktor olsun. Efendim Holodeck'teki hologram karakterler olsun. Sonuçta bayağı fiziksel bir şey olan, etkisi olan aslında varlıklar haline geliyor. Ya da robotlar mı demek ne bilmiyorum. Hatta Picard'da da vardı ya işte geminin şeyi, yardımcısı. Hani bayağı otopilotu aç deyince alıyor eline direksiyonu, sürüyor falan gemiyi. Hani şey değil, hani bizim bildiğimiz klasik anlamdaki sadece ışıktan oluşan bir hologram değil. Hani fiziksel enerjiyi manipülasyon, maddeye çeviriyor. Evet, fiziksel manipülasyon yetenekleri olan maddesel bir şey aslında burada. Şimdi, böyle olunca aklımızda türlü sorular. Türlü ya, sorular. Holodeck'ten başlayalım. Şimdi holodeck dediğin zaman bir odadan bahsediyoruz ve bu odanın boş bir oda. Bunun içinde emitörler var yani. Ne diyelim? Enerjiyi maddeye çeviren bir takım fiziksel gereçler var ve onlar işte bilgisayarda ne programlıysa onun fiziksel bir hale getirip aslında herhangi bir şeyi sadece cisimi de değil canlıları da oluşturabiliyor. Benim merak ettiğim yemek ve içecek de oluşturabiliyor ama mesele şurada karakterlerden gördüğümüz kadarıyla o odanın dışına çıkamıyor bu aletler. Çünkü emitörler onları sürekli herhalde bir yenilemek zorunda. Çünkü odanın dışına çıktığı anda birden yok olmaya başlıyorlar. Bir hikaye hariç çıkamıyorlar evet. Hemen spoiler yapmadım. Ya da bir yani tamamen enerjiyi materyale çeviriyorsa o tabii bayağı bir enerji gerektirici bir şey. Enerji çok var. Sinancığım enerji var. Enerji var. Her şey enerji acaba var. Diyorum, acaba diyorum hologram görüntüsünü oluşturup işte onunla interaksiyonu böyle kuvvet alanlarıyla, force field'larla falan mı sağlıyorlar? Ha, gerçekten şey yaratmıyor da. Ya, bir field yaratıyor ya, sanki. Evet, yani şey. orada seçenek var. Molekülleri oluşturmak, atomları molekülleri oluşturmak için gerçekten çok fazla enerjiye ihtiyaç var. Evet. Ve ama onu yemek yiyip şey içiyorlar ya. Bir şeyler içiyorlar yani. Belki şimdi, o kısımları şimdi, hani exceptional bir şekilde yiyecek içecek olanları belki replicator ile yapıyor olabilir mesela. Ama işte anlamda. Şey yaptığın zaman içeride replikatörle gerçekten fiziksel maddeyi oluşturduğun zaman onu alıp dışarıya çıkabilirsin. Kokar orası ya bir de. Evet aslında şöyle iki soru var. Yani iki seçenek var. Bir evet, Sinan'ın iki tane takıldığımız şey var. Birincisi koku yapıyor mu? Çünkü içerisi ımıllı pırsık kokuyordur. Oraya girersin böyle basık basık. Burada ne oynamışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. O var. Abi de sucuk çeker canın, bacon çeker yani bunlar kokuyor. Tabii canın. Çünkü Holodeck'te ilk canımızın çektiği şey. Ya Holodeck'e ilk girdiğim oraya istediğim mangal mı? Oraya yazı asmışlar. Lütfen sarımsak çağırmayınız diye. Abi Allah aşkına. Klingon'u tanıyorum.
Aynen. Bence sen mangal yapmak istemiyorsun orada. Aklına gelenin fikir değil. Bence de ben mangal yapmak isterim ama ben Klingon'u baz al mesela. Klingon'un biri girdi oraya. Arkadaş kim bilir neler neler yaptı. Sonrasında da karnı acıktı. Solucan mı yiyor? Beğenirsin artık. Bir kere mangal Klingonların kültüründe olan bir şey. Klingon orada avlayacak simülasyonda. Sonra da onu oturup mangalını yapacak yani. Solucanları canlı canlı yemiyor muydu bunlar? Yiyorlar evet. Bak ne diyorlar orada? Bak yok başka karıştırdım başka. Bir sürü marine edilmiş böyle güzel bir sos içinde yiyorlardı solucanlar. Evet. Neyse mideni dinleyicilerimizin midesini de bulandırmayalım ama yani şeye geri dönersek aslında nasıl çalıştığına geri dönersek eğer bu gerçekten enerjiyi maddeye çeviriyorsa o zaman maddenin dışarıya da çıkabilmesi lazım. Değil mi? Evet. Yani dev bir, dev bir replikatör olarak mı çalışıyor? Hani bunların mutfakta kullandıkları işte Earl Grey Hat diye mi çalışıyor? Yoksa Sinan'ın ilk düşündüğü gibi aslında hani hologram ama fiziksel dokunuşları bir şekilde simüle mi ediyor? Bunu... Öyle olduğu zaman dışarı çıkamamaları doğal. Çünkü emitörler lazım falan filan. Yani o teknolojiyi holodeck'in dışarısında devam ettirememeleri normal. Eğer bir de materyale çeviriyorlarsa insan çıkarıyor. Onun gerçek insan olması lazım. Onu artık yok edemezsin. Yani işte Yani orada yani insan gördüğünde bir kukla aslında o. Yani sonuçta onun aklı kardeşim, şeyi simüle ama beyni ediliyor. meyni var. Sonuçta. Yok ya AI var onlar beyin falan. Ha, yani onu işte evet öyle kabul edersek ya İşte organik yani olarak bir beyin yaratıyorsa o bayağı yaratıp öldürmüş oluyor şimdiki insandır dakikada. insandan farkı Evet. yoktur. Yani Evet. enerjiyi materyale çeviriyorsa yine Ya. E-MC kareye dönelim. Bir de Star Trek'in en önem verdiği şeylerden bir de AI konusunda bile hani mesela Data'yı mesela bilinçli sayıyorlar. Onu kesinlikle hani insan gibi sayıp onun bile Evet. ölmesi çok Evet. büyük olay. Hani şey eğer böyle holodeck'te bir sürü insan devamlı yaratılıp ölüyor ve umurlarında değilse bir garip olur yani. Bir çelişki var değil mi? Çünkü Farkına yani varmamışlar. sonuçta Aslında hepsi ölüyormuş falan. Gerçekten bir şey acı aynen. çekiyormuş falan. O zaman işte bu ışınlamadan da farklı bir şey olmuyor. Yani ışınlamada yaptığın başka bir orijinali yok ediyorsun. Burada kopyasını oluşturuyorsun. Orijinal yok, burada kopya oluştur. Aynı şey. Ya onu ben Aynen. şey Bence gibi o düşünüyorum. yüzden enerji materyale çevirmiyor o, bence. Ya evet o Bence tam böyle orada bir şey arada var. bir şey aslında. Tabii tam açıklayamadıkları bir şey de. Hayır Yani. yani teknolojiyi açıklamıyor olabilirler. İşte fikir yürütelim Tabii diye tabii. anlatıyorum. Çünkü bence gerçekten görüntüyü oluşturmak işte holografik emitörlerle mümkün. Onunla işte dokunma interaksiyonuna geçmek de force field var zaten işte güç kalkanları falan var. Yani onu zaten yani bu teknoloji var orada. Burada kullanıyor olabilirler. Bence birçok şeyi de açıklıyor işte. Hem bir yerden bir yere gitmelerini de açıklıyor. Çünkü holodeck'in içinde gezebiliyorlar birçok yere. Yani yürüdüğün zaman işte o sana ilerliyormuşsun hissi veriyor o içerideki yer. Yani o hissi vermek için herhalde o ortama gerçekten materyalik koymak zor bir şey olsa gerek. Ama mesela bak Bilmiyorum. Holodeck'te şey de oluyor. Dağ taşa tırmandıkları işte bir şeyin üstüne çıkıp atladıkları platformlar da oluşturuyor. Öyle Tamam. sonuçta Holodeck Force field. kapalıyken dümdüz bir yer. Ha, Evet. Force Field da o kadar insanı da kaldıracak kadar diyorsun. Olabilir tabii ki neden olmasın. Yaparsın yani bir duvar şey yapacak kadar. Tabii tabii yani. Hayır bir de şeyler var. Yani yerde yer çekim plakaları var. Hani sonuçta uzay gemisinin içinde yer çekimini sağlayan bu graviton kaynakları. Hani yani yer çekiminin oluşabilmesi için böyle bir teknolojinin olması lazım ki onunla istediğini yaparsın. Beyince. Manipüle Peki o edebilirsin evet. zaman Sinan'ın ilk sorusuna geri dönelim. Orada Holodeck'te bir şey yedin içtin. Ondan sonra Holodeck'ten çıkınca ne oluyor? Kakan geri mi gidiyor? Yok mu oluyor? Yoksa hiç mi oluşmadı o kaka orada? İçeri Evet geri bir kaçıyor. Şimdi tabii yemek konusu birazcık daha iddialı çünkü onu yediğin zaman bir tadı bir kokusu falan olacak. Hani koku molekülleriyle yaptı diyelim. molekülleri aynen. Ama tadı tat molekülleriyle yapması lazım. Orada gerçekten force field değil, bir şeyleri dilde kimyasal reaksiyon oluşturacak bir şeyler lazım.
Evet. Evet, o kadar detay düşünmemişler bence bu oledeki net yani. İşte biz şu anda düşünüyoruz. Şu anda bizim görevimiz burada bu gözden kaçmış Evet. detayları tamamlamak. Yani muhtemelen koku ve tat moleküllerini bir şekilde gerçeğini enerjiden moleküle çeviriyorlar. Tamam. Orayı şey yaptık ama dediğin gibi onu yedikten sonra o force field midene gidiyor mu? Bir ağırlık oluştu midemde. Çok graviton yuttum mu oluyor yani? Yani evet, force Yani field reflü yapar mı gibi sorular çıkıyor ondan abi sonra. bir de Aynen. şöyle bir şey yok mu? Mesela diyelim ki deli gibi su yarattı, tamam mı? Su altındasın sen. Şey de öylesin yani. Kapıyı açtın mesela. Ah, güzel Yani soru. Holodeck'in kapısını açtın. Ne oldu? Bir sürü su var. Hop, dışarı çıkacak mı? 3D simülatörlerinde dışarıya çıkmıyor. Yani o zaman o da dışarıya çıkmayacak. Yani böyle Ama şeyden kesitini göreceksin suyun içinde. Değil veya mi? çıkarken Tabii. yok olacak falan, ne bileyim. Bence o hani şu anda da 3 Ya. boyutlu simülasyon yapan şeyler programlarda hani boundary Simülasyonun condition koyuyorsun sonuna gelince simülasyonlarda. kesiliyor tabii. Kesiliyor. Yani Olmuş, o da olmuş onun gibi bir demek. şeydir herhalde. O zaman demek ki molekül yapmıyor herhalde ya da o molekülleri tutabilecek bir fiyatla beraber yapıyor. Bence yine de Molekül yapmıyor bence. bence ihtiyacı Evet. kadar molekül yaratıyor gibi arada bir şey sunuyorum ben size. Hani yani aslında dev bir İhtiyacı replikatör kadar. gibi çalışıyor bence. Hala yiyeceği mi yiyeceği yapıyordur, üretiyordur. Ama işte Reusable molekül yapıyor. Tekrar dışarı kullanıyor çıkacağı molekül. noktada onları yok ediyordur tekrar falan çıkarttırmıyordur. Yani biraz önce Belki yok etmiyordur canım. Replikatör teknolojisini kullansın. Orada bir sorun yok, değil mi? Tabii canım yani. Yani yiyecek ve yiyecek, içecekler de replikatör Yani. kullansın. Gerçekçiliği arttıracak bir şey. Ha belki öyle Peki karışık bir teknoloji vardır. Aynen. tabii, yani hani koskoca kayalar, insanlar, şeyler, gemiler yaratmıyor da. Evet. Yani ağzına Yalnız sokacağın bir şeyse replikatör mantığıyla onu gerçekten oluşturacak. evet, aynen öyle. Ağzına sokacağın şeyi enerji Oh. maddeye çevirebiliyor. Evet. Çünkü orada force field hani yutamazsın onu. Boğazına Ama takılır. bazen çok organik olabilir ya o. Bir de Ya şeyler de var bu arada. bazen var ya böyle elinizdeki Mıngıl. Lütfen. hani Seviyemizi koruyalım. baltayla dalıyorsunuz gibi hissediyorum bazen böyle hiç düşünmeden baltayla söylüyorum. Evet dinliyorum. Belki de tuzaklardır bunlar, ufak bilemezsin Ya Evet, değil evet. mi? şey diyordum, dur konuyu da attınız. Aslında hiç konumuz yok da. Ağzına soktuğu şey diyordun. Ha şey diyordum, hani o şeyde oradaki yarattığı karakterleri denk gidersek, hani orada da karakteri bütün beyniyle bilmem nesi komple bir insan yaratmıyordur da sadece dış görünümünü belki Tabii. fiziksel olarak Ağzına yaratıyordur. sokacağın yerini karakterin Evet. şey Onlar olur. gerçekleşiyordur. Sen Evet. görmedikçe de yoktur. Ha, şimdi o günümüzdeki Yani işte bu. beynini yemediğin için ya da ağzına Ha sokmadığın mesela. için beynini gerçekten yaratmıyor Ya diyorsun. da işte Evet. az önce balta dedin. Mantıklı. İşte bir Klingon savaş simülasyonundasın mesela. Baltayla kafasını yardın karşındaki şeyin. O hologramdaki karakterin diyelim. O ne zaman açılacak beyni? O zaman üretiyordur. Aa bak, beyin parçaları Evet abi falan doğru. gibisinden. Doğru yani aynen. Beyni dediğin gibi. Sen. Beyni de gerçekten hani çalışan bir beyin değildir mesela. Evet. Mesela Sadece materyal olarak öyledir şeyden de yine. düşünüyorum. Şimdi günümüzdeki bu işte sanal ortam, 3 boyutlu grafikler, oyun grafikleri falan, onları düşünürsen, onlarda da aslında gördüğün kısımları sadece bilgisayar sana çiziyor. Sen oyuncu olarak bakmadığın kısımlar çizilmiyor. Hiç böyle oluşturulmuyor ki şeyden işte hafızadan tasarruf olsun falan diye. Sadece gördüğün, Evet. dokunduğun, iletişimde olduğun kısımlar çiziliyor. Zaten bir şey Şey de öyledir soracağım. yani. Holodeck de o Atomik şekildedir. levelde, mesela aynı beyni yaratsan hafızayı da yaratmış oluyor musun? Aynı hafızayı da yaratmış oluyor musun? O bambaşka bölüm konusu oldu şimdi. Şimdi evet mind body duality diyorlar yani zihin ve vücut ikililiği mi diyelim çiftliliği mi diyelim yani Çifte Descartes'e tezis. gidiyoruz onu istersen oraya başka bölümde girelim. O Başka bir bölümde girmiştik ama felsefe hakikaten üzerine. o O ayrı. ya o sonuçta şey diyorsun yani beyin
materyalistik olarak baktığımız zaman beynin aynısını yarattığın zaman o insanın da aynısı olması lazım, değil mi? Ama electrical arada bir iletişimler falan var. Herhalde o biraz değişiyor. İstediğin kadar atomic level'da aynı yap, onu yakalayamayacaksındır tahmin Neden? ediyorum. İyonik akımda Onlar da gelişiyor. O iyonları da madde. koyarsan bitti. Onlar da madde. Elektrik dediğin şey de bir Hepsi maddesel bir madde. reaksiyon Ha. sonuçta. Bu da doğru. Yani mesele şu, insan gerçekten sadece beyni mi yeterli bir şey mi? Yoksa işte biraz metafizik ya da Bana yeterli tanımlayamadığımız bir geliyor şey ya. daha mı var? O zaman Metafiziğe çok inanmıyorum. Tahmin olarak klonlanabiliyor demek oluyor. Eğer bir atomik levelde yapabiliyorsan bu işi. Aynısı diğer. klonlama ayrı bir şey. Klonlama şöyle, yani bir Ama tane daha klonlamış yapıyorsun oluyorsun değil mi? tabii. İki tane yapmış oluyorsun. İki tane ayrı tuna oluyor mesela yani. Ama o işte kuantum düzeyinde klonlanmış olmuyor. Yani sen onu genetik düzeyde klonlama genetik düzeyde aynısını oluşturuyor ama işte hem Şimdi o hani şey bir yetiştirilme kısmı var işte, yani demek istediğim şu, klonladığın zaman aynı atomik birleşimlerden oluşmuyor ikisi. şöyle bir Yani araya çok bir düzeltme düzeyde, sokmak evet. istiyorum. Şimdi iki tip yani bilim kurgudaki klonlama olarak düşünsek iki farklı klonlama var. Bir tanesi ilk Tuna'nın bahsettiği direkt şey gibi. Hani teleporter'da bir arıza oldu. İki tane çıktın bir Yes. anda. O Aynen öyle. andaki senin atomic state'inin kopyalanması aslında Kopyalama. gibi. Evet. Birebir Ona da kopyalama. şimdi klonlama denebiliyor bazı bilim kurgularda da o yüzden karışabilir. O birebir hani atomik olarak kopyalamak o anki senin Tabii. yetişkin 30 yaşındaki insanı alıp artık 30'da olmadık ya çıkır kız. 40 yaşındaki Tuna'yı alıp 40 yaşında iki tane Tuna yapmak. Ona Buradan kopyalama diyelim. transporter'a geçebiliriz sonrasında bu arada. Tamam oraya da Madem. geleceğiz. Tamam buraya bir asterisk koyalım. Bir de Sinan'ın bahsettiği klonlama genetik klonlama. Orada senin DNA'nı alıp bir embriyoya işte o DNA'dan birebir embriyonu oluşturup hani bir bebek olarak klonu oluşturmak. Orada farklı şeyler devreye giriyor. Orada işte yetiştiriliş bilmem ne falan filan bambaşka bir insan olarak haline gelebilir. O ikisi farklı şeyler. Karıştırmayalım. Yani evet, ama ilkinde bile yani transporter'dan, ışınlama cihazından aynı birebir aynısını çıkarsan bile, ki orada şeyi bilmiyorum. Yani atomik düzeyde birebir olabilir ama subatomik, atom altı düzeyde birebir mi? Çünkü o zaman başka soru işaretleri ortaya çıkıyor. Eğer kuantum state'leri aynıysa bunlar İşte ilintili, entangled parçacıklar oluyor. Ve onları sonra birbirinden ayırmak nasıl bir şey olur? İşte bu soru işaretleri var burada. Aslında onun benzer bir hikayesi var. Riker bir kaza sonucu iki tane Riker oluşuyordu ya şeyde O da devam elektrikler ediyor bu içinde. arada sonrasında aynen. İşte Sonra gerçekte nasıl oluyor acaba? o Star Trek'e göre onu böyle ayrı bir insan olarak kabul ediyorlar. Şimdi yok da edemiyorlar. Şimdi ayrı birisi oldu. Çünkü bölündüğün andan DS9'da. itibaren iki kişi oluyorsun aslında. İki farklı kişi olmaya başlıyorsun. Çünkü yeni yaşadığın saniyeden itibaren farklı insan oluyor artık. DS9'da hatta Rebel oluyor ya o karakter. Evet. Hatta evet Evet o ama bir Riker'ın birisi bambaşka bir peki karakter oluyor. Öteki peki Riker farklı bir şuna ne karakter. diyeceksiniz? Hangisi orijinal, hangisi değil? Değil mi? İkisi de orijinal. Onlar artık İkisi de çevre orijinal. etkilemiş. Evet. Evet. Peki neden aradan bir tanesini seçiyorlar? Sen bizim Orijinal Riker derken ya sen siktir git sen. ilk taş kağıt Ya makas. o şey gibi ikisi de birbirinin çok aynı ya. Hani tabii ikisi de orijinal olmuyor. Orijinal ilkincisinin yaratıldığına orijinal demek lazım. Ya aslında Ya orada böyle ikincisi hangisinden yaratıldıysa orijinal olmuş oluyor. orada Yok ama felsefi bir işte öyle bir soruya şey yok. şöyle gidiyoruz. Ama Hani çünkü o olmasa ikincisini yaratamazdın ya. ama zaten bu hani açıklanan şey değil mi? Bu ışınlanma mekanizmasında işte bir yerden bir yere insanı ışınlamak istedikleri zaman ilk onların işte moleküler hatta atomik yapısını bir şekilde scan edip kopyalıyorlar. O bilgiyi bir yere Buffer ediyorlar. gönderiyorlar. Evet. Ve yani moleküler yapı değil de bilgi gidiyor, insanın Evet. verisi gidiyor. Ölüyorsun Ve sen öbür aslında. tarafta da yenisini ortaya çıkarıyorlar. Ve kalan tarafta orijinali yok ediyorlar, iki tane olmasın diye.
Abi Evet. zaten bunu nasıl kabul ediyorlar ben anlamıyorum ya. Evet, Öyle bir ben de zaten anlamıyorum o çünkü bu aynen sen öyle. değilsin ki yani. Işınlanma Başka konusuna yaratık. geçelim o zaman. Işınlanma konusuna geçelim. Transponder evet. Hakikaten. Işınlanma konusunda benim en ilgimi çeken bölümlerden bir tanesi, ben açıkçası hangisinde çok hatırlamıyorum ama Next Generation'da galiba. Buffer ile alakalı bir şey oluyordu. Buffer'da sıkışıp kalıyordu Ha, bir şey, Berkeley. karakter. İşte onu hatırlamıyorum. Daha sonra O onu kurtarmaya çalışıyorlardı falan. evet. Olmuyor muydu öyle bir şeyler. O güzel bir Ya. konseptti. Tam olarak dediğin gibi bilgi buffer'ı herhalde o dediğin gibi. O buffer'ı şeye atom seviyesinde işte bunu çeviremiyorlardı falan bir şekilde. Şimdi Peki. tabii onu şu soru işareti yine bende. Hani onu bilgiye çevirdiğin zaman o bilginin bir bilinci yok. Değil mi? Yani sonuçta Yok tabii. koordinatlar ve atomlardan şeyli yerlerden bahsediyoruz. Evet, o diğer şeydeki Hatta artık ışınladığın adam öldü gitti yani aslında. evet, Öldürdün yani hatta sen onu. mümkün mertebe bu bilgiyi göndermeden bir sıkıştırırsın, bir ziplersin falan, Aynen darlarsın. öyle, aynen. O dosyayı gönderirsin. Hatta başına sonuna header koyarsın. Belki şey Peki. tek koyarsın. Evet, işin içine sıkıştırma girerse o zaman kopyalanıldıkça da Bir checksum koyarsın sonuna. Öbür tarafta valla aynen. corrupted geldi. Adamı tekrar şey yapamıyoruz. Yani O hakikaten zaten orada bir işin içine sıkıştırma girdiyse daha da sakat. Mesela bu şey vardır belki bilirsiniz. İşte bir resim dosyasını JPEG olarak kaydederseniz o bir sıkıştırma uyguladığı için resmin orijinalini bozar aslında. Biraz böyle gözle görülmeyen aslında tabii. defektler işte şeyler problemler oluşur. Ama az sıkıştırma yaptığın için onu görmezsin. Fakat aynı resmi işte 1000 defa tekrar bu JPEG formatına kaydedersen en son elde edeceğin resim böyle kare kare anlaşılmaz bombok bir şey haline geliyor. O Şimdi tabii şey olduğu için JPEG bir şey veri kaybederek sıkıştırma evet, kayıplı bir format. algoritması, kayıplı bir format. Yani mesela bildiğim kadarıyla zip öyle değil. Değil. Ha, evet. Evet, O tam kayıpsız bir şeyle sıkıştırma yapman lazım. kayıpsız sıkıştırma formatı. Evet, ona Yani dikkat o etmek tabii lazım. dediğim gibi yani aman abi kayıpsız sıkıştır yoksa yani Evet. ağzın burnun yamuk bir yerde çıkabilir. Doğru Evet, düzgün. Bir yani şey diyeceğim abi. O bir... zaman aslında bu klon savaşlarının Star Wars'ta değil Star Trek'te olması gerekirmiş. Var Düşündüğümde. Çünkü zaten orada ya. çok daha kolay yani. Var şeyde Evet, yani klon savaşları var. Eugenic Wars diye geçiyor. Ama çok ha. anlatmıyorlar onu. Ama oradaki klon bu Geçmedi genetik biliyorsun. anlamdaki klon şu ikinci Evet. tanımda yaptığımız şey değil. Abi ona niye kasıyorlar? Buffer'dan Kopya. koy işte. İstediğin kadar yarat yani. Şimdi Her ben onu türlü soracaktım denediysen. zaten. Aynen Değil mi? şimdi. Cızır cızır böyle şeyden. Aynen. Koy buffer'dan Fotokopi çıktı. makinesinde koy oraya. Cızır cızır Riker Evet çıkart. abi biz CD nasıl kopyalıyorduk? Aynen. Şeyde Nero uygulamasıyla kopyala kopyala bahsediyor. Aynen. Değil mi? Evet. Çok güzel. Onu Şey soracaktım ben. diyordun sen? Şimdi konu heyecanlı herhalde. Çok araya giremedim de. Onu diyorum yani orada bilgiyi kopyalıyorsan adı üzerine kopyalamak. Sen iki tane Riker, üç tane Riker istediğin kadar Riker çıkartmanın önündeki engel ne? Doğru. Sadece bir etik bir şey mi var Yok. orada? Koruma var. Hani şey gibi. Hayır. Copyright şeyi var ya galiba. Hani bir kere çıkarabilirsin yoksa sıkıntı. Yani legal bir engel var büyük Öyle ihtimal. canım. Teknik bir engel yok Legal galiba. bir engel. Evet. Tabii canım. Bence şeydir o. Ya Prime Directive gibidir. Evet, Delen evet. delmiştir onu zaten. Evet. Zaten Zamanında evet. Prime diyorlar. Yani en önemli konuları olması lazım. Kaç kez deldiklerini sayamadık yani. O ayrı Her konu. dizide bir deliyorlar. Kim bilir bunu kaç kez deldiler. Yani. Ama Hmm. işte artık embedded hardware'a içerisinde koymuşlar o öyle bir software'ı hani şey İçine onu risk ediyorsun bakamıyorsun. diye. Evet. Hani değiştiremiyorsun da o software'ı artık yani sadece bir tane çıkarıyor. İkincisini çıkarmak istersen zaten makine kabul etmiyor falan. Evet. Makine soğuk diyor. Replikatör Inc. diye böyle bir corporation var. Aynen o izin Bunlar vermiyor yani. yok. Buna Üç gidiyorsun replikatör masa yatırsın. altından biraz para veriyorsun öyle açıyorlar. Onu işte şeyde gidiyorsun şeye teknoloji çarşısına orada çip takıyorlar işte. PlayStation kıran Hı-hı. adamlar var ya onun gibi bir Tabii tane abi. Konya sokağa gidiyorsun, sana Evet oradan şey aynen. yapıyorlar. Çip Kırıveriyorlar onu. takıyorlar. Çiplenmiş PlayStation yanına çiplenmiş replikatör falan diye. Abi artık sadece Riker değil, Paul da klonlayabiliyoruz diye şey yapıyor. O çok fena olur abi. Oo Tabii abi. ya. Aynen. Bir tane de gezegeni seçiyorlar. Tupol gezegeni diye. Her giden Paul'layıp geliyor. Tupol'a geliyor. Evet. Bana da bunu Yani dedirttiniz tehlikeli. ya. Ama güzel oldu. Ne?
Başka bir teknolojiye geçelim. Tehlikeli sulardayız. Evet, yani işte bak teknolojinin nasıl kullanıldığı da çok önemli işte. Etik önemli. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. HoloDeck'in kullanım amaçlarından biri net olması gerekeni herkes kabul etsin ki şey yani hani seks amaçlı da kullanılmaz. Kullanılır yani. Bunun kaçışı yok yani, tamam mı? Yani bunu gerçek olarak kabul eden Star DS9. Sadece DS9'de görüyoruz bunu. Yani bunun gerçekten hani o amaçlı yok. Kullandığını. Lower Decks'te de sonra, bahsediyor. Evet, Lower Decks'te de kabul ettiler. Lower Decks animasyon dizisinde de onu bayağı kullanıyorlar. Ama yani ne Voyager'da ne Enterprise'de ne şeyde ne Next Generation'da ne işte klasik olanda ya, falan yok. Yani. Özel hayatlarına girmemeye çalışıyorlar canım. Yani evet. Herkesin bir holodeck saati var sonuçta. Evet. Ne yaptın? Hayır. Yine mi? Hayır, yani jenerasyon değişimi bence biraz, anladın mı? Şimdi ondan bahsedebilir hale geldiler yani. O insanları irite etmemeye başladı. Ondan jenerasyon değişimi bu, net yani. Yeni olabilir. Jenerasyon. Bilmiyorum. E tabii. Yeni jenerasyon doğru, çok degenere. O zaman şunu da söyleyelim. Holodeck'te olan Holodeck'te kalır diye de zaten deyimleri vardır diye düşünüyorum. Evet. Zaten nedir ya, evinize oturun. Bir de şey zaten orada Holodeck'in enerjisi oradan geliyormuş. Artta kalanların hepsini enerjiye çeviriyorlar. Burası yine kinetik ulan enerji. Ne parti yaptınız burayı diye. Bir de o Orville'de de bayağı kullanıyorlar o konuda. Holodeck'te böyle kare kare çizgiler var ya. Onların aynısını böyle diagonal çiziyormuş. Neyse. İsim vermeyeyim. Çok spektik olmamak için. Şimdi replikatöre geçelim. Replikatör mükemmel bir teknoloji ya. Evet. Harika bir teknoloji. Arka planda kullandığı şey böyle şey gibi. Açlığı sona erdi. Yosun gibi bir madde galiba. Anladığım kadarıyla, değil mi? Öyle bir şey. Gerek yok ki. Yani saf enerjiyi de çevirebilir şeye. Yosun gibi maddeyi sen başka bir yerden hatırlıyor olabilir misin? O başka bir falan. O başka bir dizideydi. Böyle. Başka bir filmdeydi. O başka bir dizi. Başka bir kitaptaydı hatta. Evet. Hangi o başka. Replikatör kartuşu başka. Kartuşsuz bunlar. Ama ben şey gibi düşünüyordum ya. Hani böyle bir yerde dönüştürdüğü bazı atomlar var. Hani atom olarak kullanmak için. Onları dönüştürüyor. Yok. Hani sadece onları tabii, dönüştürebiliyor gibi. Replikatör sadece yiyecek şekilde çıkartmıyor. Hatta şeyde doğru. Bir bölümde flüt çıkarmıştı. Gitar falan çıkarıyor yani. Yok, spare parts çıkartıyor. Doğru söylüyorsun. Ha, mesela. Çünkü ya biraz şey gibi. Hakikaten 3D printer gibi biraz. Ama ham materyali enerji. Evet. Yani normal prize bağladığında o gelen enerjiyi zaten maddeye çevirdiği için orada bir kartuş ihtiyacı yok Star Trek'teki versiyonunda. Evet, bu kadar enerji nereden geliyor derseniz de warp şeyi, engine ne? Motoru. Warp motoru. Motor deyince bir sanki içten yanmalı gibi oldu ama işte aslında füzyon enerjisini keşfetmişiz. Fission değil, fusion. Fusion, evet. Yani güneşteki gibi küçük atomları birleştirip büyük atomlar haline getirirken ortaya çıkan enerjiyi kullanıyoruz ve işte onu da hakikaten güzel, temiz ve sınırsız demeyelim de sınırı yüksek bir enerji kaynağı. Her şeye yetiyor. Evet, onun şeyi var mesela. Warp motorunun yakıtı var. Onun şeyleri var. Evet. Bir kapsüller içinde bir şeyler takıp çıkarıyorlar falan. Ama çok ufak bir kapsülle bayağı döteryum. Uzun süre. Döteryum muydu? Evet. Döteryum istiyor. Yani şey. bu gemi bu hıza çıkartmak döteryum ister diyorsun. Tabii canım yani. Şey mi koysaydık ya, böyle kötü espri sayacı bir de böyle yanda böyle sayı artsaydı. Neyse. Patladık şu anda zaten. Öyle bir sayı çok yani. Diye böyle sanki kumbaraya evet. Para düşüyor gibi bir ses gelseydi. Evet. Sesten kimse bizi duymazdı öyle olsa. Sessiz yapardık canım. Görsel bir sayı. Esprileri yakalayamazdı. Evet. Başka bir teknoloji fazer teknolojisi. Abi ben bir de şey teknolojilerinden daha çok bahsetmek istiyorum artık. Adamların normalde bunu sanki gelecek teknolojisi olarak lanse edip de şu an gerçekten sahip olduğumuz tablet vardı mesela ellerinde. Evet. Next Generation'da. Bu tabletler var yani şu anda. Cep telefonları var. Çok fütüristik, evet, cep telefonları. Çok fütüristik bir şeymiş gibi mesela lanse ediyorlardı. Tricorder dedikleri şey.
Yani hastanelerde gerçekten insanlar artık bunu kullanıyorlar. Hatta bazı cihazlarla direkt mesela kan örneği alıp şey yapabiliyor, görebiliyor yani şeyi. Yani orada birazcık daha microfluidics'in gelişmesi lazım. Hani Evet. lab on chip diyorlar ya, chip üzerinde laboratuvar. Yani işte Tabii o da var. silikon üzerine işte sıvı kanalları açıp orada bir takım işte normal şartlar altında lablarda yapılacak deneylerin orada yapılabilir hale gelmesi teknolojisi. Şu an işte bayağı bir insan üzerine çalıştığı teknoloji. Tricorder tarzı analiz etme, elde analiz cihazlarının gelişmesi için bayağı şey Evet. Koca koca onun yönünde makinelere yetişiyor. Ama ihtiyacı zaten olmadan. mesela tablet örneğini verdim. Bu büyük oranda da zaten bilim kurgunun insanlara bir şekilde hani önünü açtığı bir şey. Aa bak böyle bir Doğru. şey olsa çok şey olur, kullanışlı olur diye insanlar da ha doğru diye ürettiler onu. Keza şey ya kendi kendine açılır kapılar. Yani onu çok daha önceden hallettik. Değil mi? İşte 80'lerin Hmm, doğru. ortasında falan. Aa, doğru vallahi. Bak onu Onlar da hiç şey, Star teknoloji gibi Trek'ten gelen. düşünmemiş bile. Aynen. Tabii kendiliğinden açılır. Ondan sonra sesle kumanda edilebilir bilgisayarlar yeni yeni şey oldular. Gelişmeye başladı. Başka bayağı bir teknoloji var burada, evet. Evet. Yani işte fazlerden bahsediyorduk aslında. O da Var muhtemelen yavaş yakında yavaş. olabilecek bir şey. Yani bir lazerle havayı ısıtıp iyonize edip onun üzerinden bir elektrik akımı geçirmek. Evet, balistik şey alternatif olarak sırf enerji kullanıp bir şey Evet. fırlatabilen silahlar. Tabii ses silahları çıktı ortaya. Sonik silahlar. Onun dışında Evet, zırh da falan denebiliyorlar değil mi o şekilde? valla bayağı güçlü lazerler çıktı aslında. Bildiğin şey hani metali eritebiliyor artık. Hmm. Çatır çatır. Valla evet. Başka ne teknolojileri var? Tractor beam var, böyle diğer gemileri çekiyor. Ha. Şey, çekici Tractor ışın. beam çok güzel. Hı. Ya valla işte Şeyde onu daha yapamadık. onu daha Çekicilerde yapamadık. işe yarardı. Ona daha giremedik. Çekicilerde çok işe yaramaz mıydı ya? Arabayı mesela çengel çakacağına traktör birimle çekecek arabayı. Ya zaten o Teknolojinin şeylere bayağı ilerlemesi. uygulama alanları o kadar geniş ki çok pis kullanılabilecek yerler var onlar ya. Evet. Yani en hafifinden kapkaç diyorum. Yani hop Aa, doğru. ceplemede yeni Hiç şey. anlamadan sen. Bu Böyle arada o birbirinden çekip çekip. Tractor beam teknolojisi, evet, bir yani bir kütleyi bir yere çekebilme, üzerinde bir güç uygulayıp bir yerden bir yere alma şeyi temelinde. Onun zaten o tarz bir teknoloji icat ettim, büyük ihtimalle yer çekimini falan da çözmüş olursun. Hani uçan araba, İşte muçan zaten araba falan da yapılır zaten o mesele teknoloji. biraz orada zaten. Çünkü Hmm. daha hala işte kütle çekiminin graviton parçasını daha keşfedebilmiş değiliz. Hani Evet. o daha hala bir şey parça. Evet. Aslında o Tractor Beam çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama en zor yapılacak şeylerden birisi Star Trek evrende. Ha, kütle çekimine Daha onları ne anlayamadık. sebep oluyor? Yani kütle Tam çekimine olarak ne sebep anlayamadık işte oluyor? onu. Aynen. Sırayla Yani konuş. şöyle daha doğrusu. Sırayla konuş. Konuş. Yok şey. Ya, kütle çekimine Buna. ne sebep olduğunu, değil mi bu graviton dediğin? Yani kütle çekimine sebep olan particle nedir Evet. sorusunun cevabı herhalde. Teoride graviton adında kütlesiz bir parçacık. Hı. Ama aynı zamanda işte Einstein'ın genel görecelik kuramına göre uzay zamanın bükülmesi aslında. Yani hani bizim kütle çekimi diye şey yaptığımız farkına vardığımız kuvvet aslında uzay zamanda maddenin yaptığı bir bükülme olarak da şey yapılıyor, söyleniyor. Vallahi işte tam şeyini çıkarabilmiş değiliz. Hani evrenin Oluşturabilmiş değiliz. gizemlerinden biri. Sonuçta şunu fark ettik. Kütle çekimi de dalgalar şeklinde yayılıyor. Yani hatta bir kütle dalgasını 3-5 sene önce falan ölçtüler. Bu evrende iki şeyin kara deliğin birleşmesinden oluşan bir kütle çekimindeki bir değişimi
Çok büyük bir interferometrik ölçüm cihazı ile ölçmeyi başardılar. Ama o da ışık hızıyla mesela sınırlı. Yani kütle çekiminin de hızının bir sınırı var. O zaman dalga mı parçacık mı ilk duality ikisi de yani sonuçta kuantumun söylediği ikisi iki özelliğe de sahip. Işık madde de öyle. Maddenin de dalga özelliği var. Yani valla o konular daha hala bir soru işareti. Gerçekten şeyi birleştiremedik işte. Büyük hani Evrensel denklemi. dört kuvvetin evet dört kuvvetin aynı şey bir formülizasyonunu hani büyük denklemi bulma şeyi var ya öyle bir amaç var. Bir, yani birileri hani şey yaptık diyor. Yani elektrikle manyetizmayı birleştirdik, elektromanyetizm oldu. İşte buna şeyleri kattık. Ne onun adı? Hafif ve hafif demeyelim. Ne kuvvetiydi o? Zayıf ve güçlü çekirdek kuvvetlerini katıp en son kütle çekiminde kattığın zaman bu bir birleşik kuram olacak. Fiziğin en Evet. tamam kuramı olacak Ama ama daha şu olmadı. anda yer çekimi ve elektromanyetik alanlar tamamen bağımsız. Yani şey yapamadık. Aralarındaki ilişkiyi tam kuramadık. O yüzden birinden yani işte Yani o evet. maddeyi enerjiyi maddeye çevirmenin de aslında çözümü de oradan gelecek büyük ihtimalle. Orada hala bir Yani soru işareti var. işte da hala sicim teorisi üzerine düşünen ve parçacıklardan, noktacıklardan değil de sicimciklerden oluştuğunu iddia edenler var ama hani matematiksel olarak tutarlı birçok şeyi de açıklıyor. Bir yandan ama hani insan aklının kolay kolay hazmedebileceği fikirler değil. Belki ona ayrı bir bölüm yapmak lazım, bilmiyorum. Ha bir de şey ben bu konuya biraz bayağı yabancı kaldım. Çok anladığımı söyleyemem. Ama Ya. Universal Translator vardı. Şey yine yakın Çok güzel. zamanda artık gerçekten Güzel. şey yaptığımız, biraz keşfedilmiş olan. Çok güzel, evet. Yani bu Vallahi. oldu gibi yani artık baktığın zaman. Yani bu Evet. AI teknolojilerine falan bayağı çözdüler gibi olayı yani. Oluyor. Yani real time translation var yani. Evet, yapay Yani çok zeka ile bayağı kullanılan dil yaklaştık ona da. sözlükleri. Doğru. Evet yani işte İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince gibi dillerde çok tutarlı şeyler yapabiliyor. Türkçe'de biraz zorlanıyor ama Yani de yani çözecektir o. işte. Belki yeteri kadar dataset yoktur ne bileyim yani Muhtemelen. olabilir. Evet. Evet. Bu arada son işte bir 10 yıla falan bakarsanız 10 yıl önceki Google Translate mesela Evet. örneklerden birisi kuvvetli. Bambaşka. Tabii canım. Tabii. Türkçe'de bile bayağı ilerledi aslında şu anda. Şu anda gene tabii mükemmel değil ama 10 yıl öncesine göre çok daha iyi. Ya sonuçta Evet. Star Trek'te de şey var. Yani yeni öğrenilmiş dil için Universal Translator'ı konfigür etmeleri gerekiyor. Evet Yani evet o güzel şey olmuş değil. evet. Lak diye böyle hemen o da çözmüyor yani. Evet bir iki cümle Hı. konuş bakayım. Ha tamam bunu demek istiyorsun falan deyip sonra çözüp Ha, ondan sonra onda da bakma. evet Evet. o birazcık O biraz fazla. Yani şey o yani gerçekçilikten bayağı hızlandırılmış uzak. versiyon Evet bak. biraz hızlandırmış. Yani biraz daha böyle siz bir bana bir bütün literatürünüzü verin. Besleyin beni ondan sonra çözeyim dese daha doğru Hakikaten. olacak. Ya İki leb cümleden demeden kapıyor. leblebi diye veriyor ya. Star Trek Next Generation'da Universal Translator'ın çözemediği bir dil vardı. Bir gezegene iniyorlardı. İletişim kuramıyordu Picard bu adamla. Onu bir şekilde çözüyordu sonra ama Universal Translator olmuyordu, çalışmıyordu yani o şeyde, ırkta. Bir gezegende. Öyle bir bölüm vardı. Onun adını unuttum ama. Yani Universal Translator'la böyle exception aklıma gelen o var. O bölüm var Evet. yani. Evet. Bir de o da bahsetmişken o zaman Babil balığından da bahsedelim. Babel Fish'te. Bunun otostopçunun galaksi rehberindeki versiyonuydu. Onda da organik Evet. bir canlı yapıyor bu işi. Kulağına soktuğun küçük bir balık sayesinde işte balığın kuyruğundan gelen ses dalgalarını balık senin anlayacağın ses dalgalarına çevirip bir şey çevirmen Doğru. görevi görüyordu. Evet. Kitap kulübüne Douglas Adams'ı almanın vakti gelmiş. Geldi geldi. Onu Değil mi? hatta tek bir bölümde değil Bir birkaç sonraki bölüm olacak büyük kitabımız ihtimal. şey Snow Crash.
başladık ona. Evet, Snow Crash'i Neil okuyoruz. Stevenson'dan. Onu şimdiden söyleyelim. Belki Evet, okuyup dinlemeden yetişmek okumak isteyen isteyen olabilir. varsa, evet. Bir de hani Cyberpunk seviyorsanız şiddetle tavsiye ediyorum. Ha, İnanılmaz bir Neuromancer'ın şey. izinden giden gayet güzel bir şey kitap. Aldın da mı tadını? Aldım aldım. Hatta şey şöyle normal fiziksel kitap olarak aldım. Fakat tabii çok böyle şeyler var. Dil oyunları, laf esprileri de çok var. Arada bir Evet. acaba dijitale geçsem de arada o dijitalin o işte sözlük özelliğini kullanmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey Ha. güzel. Bayağı zengin Evet. kelimeler kullanmış. Arada bakmam gerekiyor. Ağlam, evet. Güzel. Ama Evet. bayağı şey Bir eğlenceli tane dayalı. daha tekrar edeceğim. Snow Crash mı bu arada bu kitap, değil mi? Ben de Snow bayağı Crash, yoksa evet. çok çok az okudum da. Şeyde Borg teknolojilerinde şey yapmak için senin bir şey yapıyorlar, bir şey inject ediyorlar sana. İnject ettikten sonra da senin vücudundaki kan elektronik bir maddeye falan dönüşüyor böyle. Nano bir şeylere O dönüşüyor. şey, O da nanorobotlar, nanorobot ilginç. olarak açıklıyor onu. Aslında işte hücre Evet. seviyesinde robotlar seni ele geçiriyor. O robotlar kendini çoğaltabiliyor. Yani hücre gibi çalışan ama aslında mekanik şeyler. Evet. O da çok fütüristikti bu arada. Yani zamanı için inanılmaz güzel bir şey yani Evet. teknoloji. Bak onun da mesela günümüzde şeyleri var. Henüz deneysel olsa da bu nanorobot teknolojisiyle İşte akıllı ilaçlar efendim mesela atıyorum şu anda mesela günümüzde kullanılan ilaçların çoğu hap olarak ya da işte artık ağızdan ya da başka yerlerden alıyorsun vücuduna ve o kimyasal çözelti vücudun her yerine yayılıyor. Sonra ilgili olan yere işte tutturabilmek için belli şeyleri var. Formülasyonları var. İlgili yere tutunup orada aktive oluyor falan filan. O işler zor işler. Hala onun üzerine çok çalışıyor. Bunun işte alternatif olarak nanorobotlar şeyi var, fikri var ki böyle şey de var, deneysel geliştirilen birçok pratik uygulaması da var. Robotu işte sen kendin şey yapıp programlayıp işte atıyorum kalbe mi gidecek, kalple ilgili bir şey mi yapacak, kalbe gidip kendi yolunu bulup orada aktive oluyor ilaç, taşıdığı ilaç falan gibi böyle şeyler var şu anda teknolojide. Orada da bir Evet. şey var, nanorobot işte bu bilim kurgudan esinlenmiş ve dünyaya pratik dünyaya geçmiş şeylerden birisi aslında teknoloji. Yani Yakın nanometrik zamanda da boyutlarda, evet. evet yakın zamanda da bayağı pratik uygulamalarını göreceğiz. Valla tabii orada şöyle bir konu var. Hani böyle sayısı ufak olduğu zaman tamam da işte nanorobotların bu Borg'lar bahsedildiği zaman kendisini çoğaltma ya da işte Organizmayı ele geçirme kendisini seviyesine geliyor artık bir yerden sonra. biraz virüse benzemeye başlıyorlar. Ama o zaman şöyle bir konu ortaya çıkıyor. O robotu yaptığın materyallerin vücutta bulunuyor olması lazım ya da bir yerden geliyor olması lazım. Yani Evet, nereden evet. dönüşüyor değil mi çat diye? Şeyler biraz o bilim kurgusunun kurgu tarafı orada biraz ağır basıyordu şeyde Star Trek'te tabii. Çünkü yani Şeymiş, bol bol demir içerikli şeyler yiyormuş. evet. Demir eksikliği oluyormuş. Borg'a yakalananlar. Habire ıspanak Yani yiyorum falan. Ispanakta da demir yokmuş ki demir. Yokmuş sadece demir kullanarak şey yapamazsın yani Atıyorum nano işte. robot yapamazsın ama İşte işte robot deyince biraz demir. Oradan yürüdüm ben işte artık. ya Ya Sinan ben evet. sana yaptılar diyorum ya. Borglar bunu yaptı. Kabul et bunu. Neden bununla şey yapıyorsun? Ben yaptılar Direniyorsun. diyorum. Sen gerçek değil diyorsun ya. Tuna sen Borg Queen'i savundun. Kimi savunacağım? Vallahi işte Güçlü ne bileyim. kadın. Güçlü kadın. Güçlü kadın karşısında boynumuz kıldan ince. Aynen. Hele bir de kendisi boksa. Tabii ki de. Fena da değil de şey yok. En son onun şeyi yoktu. Alt kısmı yoktu. İhtiyacı Orada bir yokmuş. sıkıntı yok. Vallahi Ama işte. işte bazılarının ihtiyacı var yani. Sen Şuna niyeti bozdun Borg gene. olunca artık bak nanobotlarla diyor çoğalma. Aynen. Yani Evet. aşar. Evet. Bir Aşar. yerde vazge bir yerde vazgeçmek lazım diye. Bir yerde artık insanlığından vazgeçmen lazım yoksa. Evet. Aynen. Yani onlar da diyor ya seni asimile edeceğiz diye. Aynen Sen şey böyle böyle onu beni asimile et Queen ya. Beni aha. asimile et ya. İşte oradaki diyor yani işte hani resistance is futile diyor ya yani aynen. kasma diyor asimile Aynen. edeceğim seni. O yüzden şey Aynen. Ya şimdi rahat tabii böyle böyle gevşe.
konuyu bilmeyince hani böyle bir Dominatrix, bir SNM tarzı bir şeyler gibi canlanabilir kafanda ama öyle değil. Öyle yani. Yalnız American Gods'ta şey vardı ya, bir tane kadın ne güzel asimile ediyordu. Belkıs. Evet. O da Tanrı. farklı bir, o da belki farklı bir asimilasyondu. Ama O daha da tatlı bir asimilasyon. ama daha tatlı mı? Yutu veriyor lan adamı. Ne yutuyor ya? Sen izlememişsin tam. İsterseniz başka bir teknolojiye geçelim. YouTube'madan. Farklı Evet. teknolojilerden bahsettik galiba. Neyse. O yani birazcık daha Star Trek'e geri dönelim. Kötü yerlere gidiyoruz. Evet. Beni Yani davet ettiniz, ondan warp oldu. teknolojisine geçelim o zaman. Ana teknoloji bu değil mi? Yani ışık Evet, hızından evet. daha hızlı gitme. Kafamı Yani en çok karıştıran şey değil mi? Bu uzay zamanı büküyor yani. Şey, evet. gravity yaratıyor. Çok büyük bir kütle yaratıyor ilginç bir şekilde. Bu kütleyi yaratarak da uzay zamanı büküyor ve jump ediyor o sırada. Yani Devam. evet. Hani geminin önündeki uzayı sıkıştırıp arkasındaki uzayı geriyor. Evet. Ufak bir mesafe gittiği zaman tekrar bıraktığın zaman böyle bing diye öbür tarafa gitmiş oluyorsun. Şimdi Tabii bu şey tüm lazımdı. Veya şeylere aykırı. görsel Yani o kütleyi görsel yaratan olsaydı, zaten değil mi? şey görsel Benim video ağzımla yaptığımı görsel video görselde olsaydı göstermeyeceğim. bir kağıt parçası alıp bir A4 alıp onu ikiye katlayıp ortasına kalem sokmamız gerekiyordu. O Klasik. ama solucan deli. Ama işte her şeyi onunla anlatıyorlar ya, alakalı olsun Evet. olmasın. Valla işte böyle bir sorun var tabii. Hani ışık hızından hızlı gitmeye başladığın zaman artık tamamen mantığın ötesine geçiyorsun. Hani görelilik ortadan kalkıyor. Zaman yolculuğu yapabilir hale geliyorsun. Yani sonuç nedenden önce gelmeye başlıyor falan, böyle garip garip şey çıkarımları Aslında var böyle. bu Barış, warp'la bir şey söyleyeceğim. söyle. Şey için uzay zaman bükülmesini göstermek için kilotlu çorap. Konuyu açar mısın Buna diyeceğim ama tetiklendi. konu Tetiklendi. Çıkamıyor. kilotlu çorap ya işte böyle bastıracaksın mesela ufak bir metal bir topla falan böyle tam gösterir. Kilotlu çorap böyle geleceksin. Üzerine Ha. topu koyacaksın. O gösteriyor işte Yani daha net. buna Kağıtta yatak olmaz öyle. çarşafı da çarşaf da diyebilirdin ama kilotlu Hayır. çorap demeyi Hayır. seçtin. Evet abi sonuçta lükralı Neden? olması önemli. Esneyecek çünkü. Evet. Anladım. Ben Kileli Tuna'yı anladım. olursa işe yaramaz. Ben Tuna'yı Ay anladım ne bileyim, ama böyle geç. anladığım için çok mutlu değilim. Evet. Okay, devam edelim. Ya Oh. şey bahsediyordum. Nedense ciddiye almadım. Boncuk boncuk ter akmaya başladı benden. Onu Neden, söyleyeyim de. nedense konuyu ciddiye alıp ciddi cevap vereceğim de çok alakasız. Ya bu işte Eyvah eyvah. kağıdın iki ucunu birleştirme örneğine geri dönersek aslında bu Star Trek'teki warp teknolojisi atlama anlamında. Aslında ışık hızından hızlı gitmiyorlar. Uzayı büküp Gitme aslında var. işte şey kağıt bir uzaysa hani Hı. kağıdın işte bir Bir ucundan uzaysa. öteki kağıt bir uzaysa kağıdın bir ucundan öteki ucuna gitmek için aslında uzayı katlıyorlar. Aslında aradaki mesafeyi kısaltıp işte Evet. kağıdın iki ucu birbirine geldiği zaman kağıdın iki ucu birbirine yakın oluyor. Oradan ufak bir metre ilerliyorsun. Hop öteki ucundasın. Sonra uzayı geri bıraktığında öteki ucuna gitmiş oluyorsun gibi bir teori var. Warp'un şeyi de o aslında. Hani Ama ışık hızından hızlı gitmiyorsun aslında. Sen gideceğin mesafeyi katlıyorsun gibi bir tersten bir bakış açısı var. mesafeye kattık. Peki. Tabii o Ama nasıl yani mesele oluyor şurada. ayrı konu. Hayır, ama uzayın herhangi bir yerini katlamıyorsun. Aracın önünü sıkıştırıyorsun. Evet. Uzayını sıkıştırıyorsun. Evet, Çünkü herhangi bir yeri sıkıştıra sıkıştıra. katlasan uzayda herhangi bir yere istediğin vakitte anında gidebiliyor olman lazım. Tabii. Hani bu dediğimi şey gibi bir A4'ü ikiye katlamak değil de A4'ü akordeon yapıyorsun gibi. Küçük 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 katlıyorsun. Katlarda atlaya atlaya gidiyorsun. Aynen öyle. Ama işte bu Yelpaze yapıyorsun. Çok ilkokulda yapardık. ışık hızından nasıl ileriye, işte orası kurgu tarafı. Yani başka teknoloji ne kaldı? Ne kaldı Ne geriye? kaldı geriye? Yani Düşünüyorum. Tuna hani ne kaldı? torpido ve fazör teknolojilerinden bahsettik. Tabii o Teknoloji değil ama Mycelium Network vardı şeyde en son Star Trek. Discovery'de galiba evet. Discovery'de. Onun mesela warp teknolojisinde daha farklı bir şey yani.
Vallahi işte o nasıl bir şey onu da Onun ne olduğunu anlamak pek anlamadım. mümkün Evet. değil. Evet. Yani bir iddiaya göre evrenin içinde böyle yer altındaki işte şeylerin ya işte Şeyden geliyor o. mantar diyecek diye isim geliyor ama tam mantar da değil aslında. Evet. Mycelium dediği şey mantarı oluşturan organizmalardan biri ve yer altında böyle Mantar kökleri network'ü gibi. evet ve onları gerçekten birbirine de bağlıyor. Hatta şeyi iddia eden bilim adamları bile var. Bir ağaçtan diğer ağaca mesaj taşıdıklarını ve bu böyle bir kompleks bir biyo ne diyelim kompleks bir canlı Evet. oluşturduklarını Yani şey gibi özetleyebiliriz. iddia Aslında edenler. toprağın altında organik bu işte mantar vari oluşumların insan sinir hücrelerine benzeyen bir sinir hücresi yolu oluşturduğunu ve ağaçların ve mantarların bu yolları kullanıp birbirleriyle iletişim kurduğu işte Evet, doğadaki dengeyi şey önemli var. katkısı olduğunu söylüyorlar işte. Ya Bir o bilinç seviyesi olduğunu iddia ediyorlar. Bilmiyoruz tabii bakalım. Yani evet. Ama bence Değişik bir araştırılması düşünce. önemli bir konu. Çünkü gerçekten o bağlantılar var. Yani şey hani o Var bağlantılar var. gerçekten o şekilde kullanılmıyor olabilir ama var yani. Var var. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Hani bir yerden bir yere kimyasal bir mesajın iletildiği belli. Tabii bunu hani gidip de insan ya da hayvan bilinciyle karşılaştırmak pek doğru değil ama Tabii çok daha hiç basit bir bilinçsiz yetkinlik. bir şey de değil. Sonuçta belli bir yerden bir yere bir mesaj iletimi var sonuçta. Evet. Ağaçlar Ona göre onu de işte şey için kullanıyorlar. İşte evet. yok burada güneş var, yok burada işte toprak zengin falan, buraya doğru uzayabiliriz falan gibi Ya şeyler için kullanıyorlar. mesele biraz şurada işte bilincin nereden başlayıp nereden başlamadığı gerçekten büyük bir soru işareti. Çünkü ağaçlar söz konusu olduğunda hani şey gibi düşünüyoruz. Hani antropomorfizm deniyor işte. Her şeyi insanlaştırma. Çünkü bizim anlayışımız kısıtlı. O yüzden ağacı da insan gözüyle bakarak anlamaya çalışıyoruz. O zaman ona bir bilinç yerleştirmeye çalışıyoruz. Ağacın beyni yok. Beyni olmadığına göre bilinci oluşturacak bir şey de yok. Ama sonu bu hani fiziği kullanarak sonuçta yapraklarından terleyen ağaç bir vakum oluşmasından, bir basınç eşitsizliği oluşmasından dolayı köklerden yukarıya su çekiyor. Bu fizik kanununu kullanma. Ama burada su mu içiyor diyeceğiz. Çünkü hani antropomorfizm kullandığımız zaman bunu su içmek deniyor. Ama su içmek de değil. Çünkü bir bilinç yok ortalıkta. Ama bunun gibi prosedürler yani fizik yasalarını takip eden şeyler devam ettikçe ağaç büyüyor, işte yapraklar açıyor, meyve veriyor, bir hayatı oluyor ve başka ağaçlarla iletişime bir şekilde giriyor. Ama o iletişim bilinçli bir iletişim değil. Hakikaten ilginç bir konu aslında bilincin hani şeyden işte tek hücreli varlıktan işte insana kadar nasıl değişik Evet. katmanlarının olduğunu şey yapma O zaman düşünmek ben ilginç. son bir cümle söyleyeceğim ve bunun üzerine daha başka söylenecek bir şey kalmayacağı için yavaştan kapatmaya hazır ol. Geliyor, 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 geliyor. Belki Evet. de ağaçları insana benzetmektense insanları ağaçlara benzetirsek bu işi daha kolay çözebiliriz. Kapat, 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 kapat. Ben anlamadım ama Göreni gören kapatıyorum. çekecek. Zaten anlamamız için söylemedi. Serbest Zaten Star Trek. ortalık zaten kütük dolu boş ver. Ağaca Mistik oldu. benzemesin insanlar. Hoşça kalın. Mistiklik yaptı.